Musli'nin kurduğu maçta ben de öyle oldu. Host başkası olunca düzeldi. Neyse, senden artık yayından biraz gecikmeli izleyeceğiz. Okey. Ben şey yaparım yorumda. Password'u atın. Size gün. Bana şey diyor hala, mod dependency diyor. Yani password'ı yazsana. Ya da söyle zaten, yayın her türlü görecek. Yok canım, olmaz. Şey yok. Girdiğimiz zaman toparlanır herhalde. Ya da gidip Yok. Burak'ı Sıkıntı yok abi, ben yorumlarım. Şifreyi söyleyemeyiz. Olmaz. Delay yok. İyi be. Gel, belki biz Burak'ı izleyelim. Yavşaklara bak. Daha heyecanlı geçer. Mod hatası yaşıyorum ben. Ben Bildiğin gibi. Burakların Değil maçını mi? Geçen izledim. sefer ben de yaşadım benzerini ya. Şöyle büyük de açalım. Fog of War'da kapattım. Evet, başlangıç için şu an Mete Conscript geliyor. Zeiss'ven bina dikiyor. Support weapon'la başladı. Pardon, special rifle'la başladı. Şey, support weapon'la başladı. Mete support weapon'la başladı. Arteril'den şu an bir HMG şeyi görüyorum hamlesi. Çift Pioneer başladı. Biraz eski bir taktik çift Pioneer. Hala kullanılıyor mu bilmiyorum ama. Yo, yeni meta olmuş o geri. Çünkü bayağı yapan gördüm. 3 tane falan Pioneer, Sturm Pioneer Şturm diyor değil, şey. normal Pioneer. Ha, Wehrmacht. Wehrmacht. İki Wehrmacht. Pardon. İki Wehrmacht karşısında iki Rus var. Evet, Axis biraz hızlı pointlere yürümeye başladı. Onun dışında Mete bir conscript bir şeyle oynuyor. Başka da bir şey yaptığını görmedim. Şu an evet, HMG gidiyor. Zeiss'ven sniper çıkıyor. Öyle game sniper çok insanı hayattan bezdiren bir şey. Ama Wehrmacht'ın sniper konusunda çok bir sıkıntısı olur mu bilmiyorum. Tabii hiçbir Wehrmacht'ın şu an sniper çıkmadığını da vurgulamam lazım. Arteril 3 tane Pioneer, bir tane HMG çıkmış. Rahanron bir tane Pioneer, 3 tane HMG çıkmış. Bayağı sabit bir oyun Kanser. anlayışıyla başladı o. Bayağı kanser bir oynanış ile başlamış. Evet, ilk ortadaki kapışmada şu an Mete Pioneer'ları yiyor. Arkadan bir MG desteği geldi. Mete'nin de Combat Engineer'ları yukarıya doğru gidiyor. Mete bayağı çıldıracaktır bu el muhtemelen bu kadar MG gördüğünü. Aşağıda şu an herhangi bir karşılaşma yok. Zeiss'ven yavaş yavaş ilerliyor aşağıdan. Mete orta yukarı oynuyor şu an. Zeiss'ven ise tamamen aşağı orta diyebiliriz. Sniper desteği getirdi Zeiss'ven ortaya. Başladı vurmaya. Fark edecek mi bilmiyorum Arteli şu an için. Rahanro'nun MG'si de geliyor. Çift MG tutacaklar ortayı. Ama Engineer dönmüş arkasından. Güzel bir flank atmış şu an şey. Mete. Kendi MG'si de destek veriyor Mete'nin. Of. O sniper muhtemelen ölür diye tahmin ediyorum. Evet. Bir tane sniper gitti. Özgün Berkay'a bir timeout at, rahatlasın gelsin. Yukarıda ne var ne yok. Yukarıda şeyler devam ediyor ilerlemeye. Wehrmacht'lar. O kaçabilecek mi? Sniper vuracak. Vallahi vurdu. İki MG birden düşürdü Wehrmacht oyuncuları. Axis oyuncuları diyelim. Daha rahat olacak. Axis oyuncuları iki tane şeyi düşürerek başladı oyuna. Onlar için biraz sıkıntı olacak muhtemelen şu an. Ruslar zaten MG biliyorsunuz iyi basabiliyor. Şu an komple şey durumdalar. Mete ortaya bir mayın atıyor. Karşıdan da bir mortar atışı var o bölgeye. Yukarıdan baskı geliyor Wehrmacht'tan. Wehrmacht oraya bir bunker dikti. MG'si var. İki tane MG'si var. Şeyin bir tane birliği öldü bu sırada. Mete'nin bir tane birliği öldü. Engineer'ı ölmüş. Zeiss'ven clown car yaptı. Grafiğin gözükmediğine bakmayın. Clown car biraz böyle sabit oynayan adamı sökmekte birebir oluyor. Bayağı etkisi olacaktır. Ama Axis Resource anlamında öncü başladı biraz oyunu.
Bakın çok MG savaşları dönüyor resmen ya şu an. Çok enteresan bir biçimde. Evet, bir conscript hurası geldi. MG'ye oturamadan geri itilecekler burada. Umarım fark etmekte gecikmez. Çünkü gidecek. Evet, o MG de gidecek. Ve üçüncü MG'yi kaybetti Wehrmacht şu anda. Aşağıdan Clown Car pushluyor. Muhtemelen ona odaklıydı. İkinci bir MG daha geliyor şeyden. Destek olarak Rahanron'dan. Muhtemelen o MG de pek kalıcı olmayacaktır. Mavi kutu değil mi? Bayılıyorum. Bunun niye böyle olduğunu hiç anlamıyorum ama. Evet, diğer MG de kaçırıldı. Alan üstünlüğünü elaylar almaya başladı tabii ki şimdilik. Güzel bir push yaptılar ve kontra atak geliyor üstüne. Yukarıda bir bunker ve içinde MG var. Enteresan bir dizayn oldu. Herhalde kurşun yetmedi daha. Sniper basmışlar. Sniper'ı da Clown Car'la avlamaya çalışıyor Zeissman. Ve Sniper gitti. Evlat acısıdır o Sniper'ın erken oyunda gitmesi. Arteril ne yapmış şeyde. Arteril'in bir tane ünitesi var şu an. O da Engineer. Pioneer. Rahanron'un iki MC'si bir de Pioneer'lı kaldı. Çok ünite kaybettiler oyunun başında. Baya manpower gitti. Öte yandan Eli sadece bir tane Combat Engineer kaybettiğini gördüm. Mete'de şu an toplamda 4 tane MG var. Zeissman ise hala başladığı gibi devam ediyor. Ünitede Preserve takılıyor yani. Şu an ben daha ünite kaybettiğini görmedim şeyin. Zeissman. Bir tek Mete bir tane Combat Engineer kaybetti diyebiliyorum. MG'lerle pushlu da 4 tane MG olduğu için haritanın birçok noktasına baskı kurabilirler diye düşünüyorum. Şu point'te bir karşılaşma oldu MG'lerle ama orada da yakalandı MG'ler. Early Clown Car'ın çözümü Fox Grenadier, normal Grenadier Wehrmacht'taki pardon. Yani Axis'in şu an devamlı MG spamlemesi onlara pek de yararlı olmuyor aslında. Yapmaları gereken şey Fox deyip duruyorum. Normal Grenadier çıkarmaları lazım. Ya da hızlıca 6. dakikadayız 222'ye gitmeleri lazım. Başka türlü mümkün değil, şey yapamazlar. Kurtaramazlar. Ki düşmanın bir tane sniper var. Bir sürü MG oldu. Zor. Pinel'lar burada pinlendi. Alan üstünlüğü tamamen neredeyse Ally'in eline geçmiş durumda. Bunker'ı da birazdan yok edecekler muhtemelen. Ondan sonra Chain elinde, X'in elinde sadece bir point kalmış olacak. O da ağır bir şey oldu. Aslında güzel başladı X'is. Etkili başladı ama devamını getiremedi. MG'leri iyi kullanamadı. Karşı taraf kontra gitti MG'ye. Onlar sabit kaldı. Onlara sıkıntı oldu. Pak hamlesi geldi Rahanron'dan. Pak'la alması zor ama şu an çift vet olmuş çünkü Clown Car. Hatta başka MG'lerin arkasından dolaşmaya devam ediyor yukarıda da bir yandan. Base'e kadar kuşlandı. Evet. Base'e kadar geldiler. Point kalmadı yani. Point zaten eriyor. Onun dışında şey de alamıyorlar şu an. Resource bir tane pointleri var. Diğeri zaten kesildiği için toplayamıyorlar. Şu an sadece bir tane şeyleri kaldı. Pointleri kaldı. Üniteleri de kaybediyorlar. Ya şu noktada surrender vermeleri daha şey olur. Muhtemelen. Çok ağır kontralandılar ve oyunun başından bu yana bayağı bir ünite kaybettiler ya. Öztürpen almış Arteril. Bu doktrini pek sevmiyorum ben. Puma fena değil aslında ama yani Öztürpen çok geç açılıyor. O kadar geç açılan ve çok pahalı olan Öztürpen'e çok da gerek yok. Öztürpen'in kendi doktrini var. O biraz daha fena değil durumunda hani. İş güvesinden hallice diyebilirsiniz onu. Evet. Arteril'in bir mortarı kaldı. Rahanron'un bir MG'si daha ölmek üzere. Az sonra o da ölecek. Öldü. Bir tane pakı vardı. O da öldü. P-Gren geliyor şu an Rahanron'dan. P-Gren'e bazuka vererek Clown Car'ı almaya çalışabilir ama şu noktadan sonra base'den dışarıya çıkmada çok zor. MG'lerle kuşatacaklar muhtemelen şeyleri. Axis oyuncularını, Ally'lar.
Axis'in bütün MG'leri şu an şeylerde zaten. Ruslarda. Ruslar MG'leri kendileri tutuyor. T-70 geliyor Mete'den. Mete hızlı bir T-70 ile base'i süpürebilir. Eğer şu pak alınırsa, P-Gren'de sırtına bir şey alırsa fena olmayacak ama. Sence en iyi Wehrmacht generali nedir demiş. Duruma göre değişiyor yani. 4 tane var bence. Elite Support, Jager, War, Elephant'lı olan var bir tane. Jager Armor galiba onun ismi. Jager Armor. Bir de Fire Support muydu? Support bilmem ne Doctrine diye geçiyor. Opel Vedisha'nın. Evet, T-70 base'in içini basıyor şu anda. Base rap'e döndü olay. T-70'i alırlarsa güzel bir bitiş yapacaklar ama olmadı. Sniper da çok rahatsız ediyor aşağıdan. Vurmaya devam ediyor şeyi, pakı. İyi kullanıyor şu an şey, Zyfran şey, Sniper'ı. Mete ne getirdi? Bir tane daha T-70 bastı Mete. 2 T-70 yaptılar. Bir de şeyler döşemişler. Bombalar döşemişler. Üstüne basıp patlatmalık şey. MG'lerin yanına, eğer onların yanına engineer falan bir şey gelirse diye şey vermişler. Demolition charge vermişler. Direkt patlatalım diye. O da çok hain, çok güzel bir taktikmiş yalnız. Çok hoşuma gitti şu an. Peygrenler sırtlarına almış bazukaları. Neden surrender vermiyorlar? Yani işte base de direniyor, ne bileyim. Son bir direniş yapıyorlar herhalde. Akıllarından ne geçiyor bilemem. Clown car gitti. T-70 inatla yaşamaya devam ediyor. Bu ikinci kere. Birincisi de patlamadı ki, birinci de yaşıyor. Zeiss'in engineer'ları yaşıyor bu sırada. Adamın base'in içinde geziyor. Demolition charge koydu ve patlattı onu. Aa! Ben bile gözden kaçırmıştım onu demin. Demolition charge koydu o araçtan sağ kalan engineer ve onu patlattı base'in içinde. İnanılmaz. Hiç beklemediğim bir şeydi, inanılmaz ya. Tam bir Sovyet engineer'i diyor. Ve oradan çıkabildi o engineer. Harbi helal olsun. Tam Su-75 geliyor bu sırada Mete'den sanırsam. Insurgency. Prasha yok öyle bir noobluk demiş de Mete'ye karşı kendisini oynamaya davet ediyorum o zaman. Buyursun, denesin şansın. Hakikaten ha. Hani Mete oynanacak en kolay rakip falan değil ki burada. Adamın abi, nasıl oynadığını eleştirirsiniz. Bir sniper kullandı var ya. Yani başka hiçbir şeye kaybetmedim de o sniper'a kaybettim ben oyunu. Bir Puma atağı geldi Rahan Ron'dan. Pardon, şeyden, Arteril'den. Çok pardon. İsimler arada bir karışıyor. Ya Puma güçlü ama yani şu noktada kurtarmaz. Hele hele bu doktrin çok güzel de bir doktrin değil. Hiç kurtarmaz. Evet, bir T-34-85 geldi Zeissman'dan. Aha, main gun'ı gitti lan. 85'in. Orada biraz dikkatli ilerlemesi lazım. Düşmana tam gaz giderim moduyla ilerledi galiba. Ha, base kuşatmasına direnen bir Axis görüyorum. Berlin gibi anasını satayım base. Tam bir Berlin şeyi var. Havası var şu an. Ama her şey... Mustafa sen lobini kur. Mustafa burada değil mi? Kaan, Mustafa'ya yazsan lobiyi kursun. Mete'nin kahkahalarını duyuyorum demiş. Bilmiyorum, kahkaha attığını çok düşünmüyorum. Aa, şurada Demolition charge yaptı. Bekliyordum olacak mı acaba diye. Demolition charge yaptı MG'ye karşı. Evet, bir Su-75, Su-76'ymış o. Bombardımanı var base'e.
Biraz erken mi yaptın ha? Gerçi Whiteland'da var. 10 puan kaldı ve bitişe giriyor. Silahını tamir etmeden yolum. Ooo, orada bir de Satchel yedi galiba onlar. Satchel mıydı o, neydi o? Gitti T-34-85 ve oyun orada bitti. Evet, Mete'lerin takımı Proteam 2 kere galibiyet almış oldu. 3 maçta, 3. maçını da birazdan yapıyor olacak Mustafa'larla. Niye ilk defa oynuyorlar? Puma iyi. Puma iyi de yani değmez. O doktrine değmez. O doktrin o kadar iyi değil. Duydun mu be? Cici. Evet, duruma bakıyoruz. Arteli 27 ünite öldürmüş, 70 kaybetmiş. Rahanron 4 öldürmüş, 64 kaybetmiş. 59-23. Mete 62-19. Zeissven var şu anda.